Şimdi ve Kazan 129'a geçiyorum. ABN, ANC alanlar oranı sorulmuş. Kolların oranına bir bakalım. Sadeleştirelim. Daha rahat çalışmak adına yapılıyor bu işlem. Bunların en sade biçimi en iyi 3'e bölünse 4 bölü 5 yapıyor. Yani şuraya 4K, buraya da 5K gelecek. Açıortayda tabanlar oranı ise alanlar oranı da aynıydı. Yani buraya 4A dersem burası da 5A olacak. Soruya bakalım. Soru da ABN. Yani burası 4A. Alt tarafta da ANC diyor. O da 5A. A'lar da birbirini götürürse cevabımız 4 bölü 5 çıkıyormuş. Geçelim. Şimdi burada bir dış açıortay olayımız var. Şunu görüyorsun, dış açıortay. Açıortayın bittiği yer burası. Oranı neydi bunun? Şöyleydi. DB'nin tamamına oranı 3'ün 4'e oranıydı. Yani ben şuraya mesela 3K dersem, şimdi 3 bölü 4 olması gerekiyor ya. 3K dedik. O zaman buranın tamam 4K olduğunu biliyoruz. O zaman buraya da K gelir. Evet. Şimdi şöyle bakacağım. Şu ADB üçgeni ve ABC üçgeni tabanları 3K'ya K olduğunda şuraya 3 alan, buraya da 1 alan düşer. Soru da sanıyorum o. ADB diyor bize. Burası 3A. O 3A'yı çok kötü yazdım. Yeniden yazayım. Sonra ne diyor? ABC, o da A. A'lar birbirini götürdü. Cevabımız 3 çıktı. Soruyu bir okuyalım. Bir kenarı 4 santim, bir kenarı 8 santim olan ABCD dikdörtgeni biçimindeki bir karton D köşesinden şuradan AC üzerine katlanıyor diyor. Bu katlamada D köşesi D üstü köşesine karşılık geliyor. Kartonun üst üste gelen parçalarından birinin alanı kaç santimetre karedir diyor. Biz ilk önce bu şeklin şu halini bir görelim tekrar. Katlanmadan önceki halini bir görebilir miyim? Şu. Yani bu D ne oldu? Ta buraya geldi. Onun farkındayım. Zaten şurası dik. Burası da dik. Neler biliyorum? Başka. Sonra bu katlama hani şöyle olduğu için bu parçayla şu parça eşit. Buraya 4 dersek burası da 4 olur. Bir de katlama işlemlerinde şu açılarda aynı kalmak zorunda. Kalacak ki tam üstüne katlandığı zaman açı açının üzerine tam oturacak. Pekala, bunları yaptık. Şimdi bildiklerimiz bunlar. Bir de tabii 8'imiz var. Şurada şöyle bir Z harfi var. Görüyor musun bak? Şöyle bir Z. Şu açıyla şu açı iç ters. O yüzden buraya da aynı sembolü koyuyorum. Bunu yaptığım zaman şurada bir ikizkenar üçgen oluşuyor ki zaten adamın sorduğu soru da orası. Üst üste gelen bölgenin alanlarını soruyor bize. Bir tanesini bul diyor. İki tane üst üste geldi burada. Şuraya ben şimdilik bir A diyeyim. O zaman şu ikizkenar üçgeni görüyorsun. Buraya da A diyeceğim. Şurası zaten 4. Burası A olduğuna göre, burası 8 olduğuna göre, burası da 8 eksi A'dır. Evet. Şu üçgende Pisagor'dan bu işi halledebiliriz. Pisagor'da biliyoruz aslında da şeyi ben merak ettim. Acaba 3, 4, 5 üçgen olabilir mi? 5'i koyduğum zaman A'nın yerini sağlıyor mu? Aynen sağlıyor. Bak burası 5, burası 3 oluyor. 3, 4, 5'i sağlıyor. Bunu buradan direkt buldum ama sen tabii şöyle de bulabilirsin. 8 eksi A'nın karesi artı 4'ün karesi eşittir A kare. Den de yine A eşittir 5 çıkacaktır. Bunu yapmama gerek yok. Yaparız bir şekilde zaten. Tamam. Bu durumda bizim tabanımız ne geldi? 5 birim geldi. Bak burası taban. Onu şöyle göstereyim. Şu 4 dediğimiz değer de nedir? Yüksekliktir. O halde alanımız da 5 çarpı 4 bölü 2 olur. Buradan da 10 santimetre kare geliyor.